Sevgili canlar, ozanlar sessiz toplumun konuşan sesidir. Ozanlar aslında ilk önce söz vardı denir ya, yazılı kaynaklar olmadan önce insanların yaşadıkları tüm sorunları, coğrafik ve toplumsal sorunları korkusuzca dile getiren ve bedel ödemeyi göze alan insanlardır. Her insan şiir yazabilir, hepimiz şiir yazıyoruz. Ama ozan kesinlikle bedel ödemeyi göze alan insandır. İşte kadim dönemden bu yana, belki Mezopotamya, Sümer, Akatlar o dönemden bu yana gerçekten de halkın sorunlarını dile getiren ve geçmişi bugüne aktaran ozanlar olmuşlardır. Ozanlar bir nevi inisiyasyon yöntemini kullanmışlardır. İnisiyasyon yöntemi sevgili canlar, örtülü ve yasaklı kültürlerin kendi değerlerini geleceğe aktarabilmek için ancak o bilgiyi taşıyabilenlere verilen bir işlevselliktir sevgili canlar. Dolayısıyla canlar, evet, eğer konuşursak dikkatiniz dağılır. Sevgili canlar, Alevilik, Bektaşilik yasaklı bir kültür, örtülü bir inanç ve kendi değerlerini geleceğe aktarabilmek için de inisiyasyon yöntemini kullanmış olan bir öğreti, bir inançtır. Dolayısıyla Aleviliğin ya da batıni algının geçmişten bugüne kadar aktarılmasını sadece bütün dünyada aslında söz ustaları olan ozanlar olmuşlardır. Ve bunlar bir nevi aslında taşıma görevi yapmışlardır. Dolayısıyla ozanlar hem geçmişi bugüne aktaran, hem bugün yaşanılanı anlatan ve hem de geleceğe aktaran önemli bir işlevsellik taşımışlardır. Dolayısıyla hepimiz geçmişler toplamıyız. Geçmiş bugünü besliyor, bugün de yarını besliyor. İşte geçmişten bugüne o önemli değerleri, kozmik konumdaki önemli değerleri geçmişte bugüne aktaran en önemli insanlar ozanlar olmuşlardır sevgili canlar. Bu anlamda ozanlar bedel de ödemişlerdir. Derileri yüzülmüş, asılmışlar, kesilmişler, dışlanmışlar, işkenceler görmüşler. Ama her ödenen bedel aslında bir enerji olmuş. O enerji daha sonra gelen insanlara gerçekten de o değerleri yüklemiş ve güç olmuş. İşte 20. yüzyılda gerçekten de en azından Alevi Bektaşi öğretisini, inancını, değerler sistemini yansıtan en önemli ozanlardan birisi de Aşık Daimi olmuştur sevgili canlar. Osmanlı'nın belirli dönemlerinde kıyımlardan nasibini alan bir aile, topraklarına, bütün mal varlıklarına el konulup aile sürgüne zorlanıyor. Erzurum'da ailenin bir kolu Konya Cihan Beyliği'ye, bir kolu Sivas'a, bir kolu Yozgat, Tokat, Çorum civarlarına yerleşiyor. Aşık Daimi Sivas Kangal ilçesi Ali Bey köyüne yerleşen ailenin koluna mensup. Aşık Daimi ailesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'a göç etmiş. Dedem, babaannem İstanbul'a göçmüşler. Babam 1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. 4-5 yaşlarındayken veya 5-6 yaşlarındayken tekrar Erzincan Tercan'a göçmüşler. O arada tekrar bir Kangal göçü, ardından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Tercan'a göçme olayı oluşmuş. Aşık Daimi Tercan'a yetiştirdiği bir ozan. Orada büyümüş, oranın kültürüyle harmanlanmış. Orada halkın eziyetine, çektikleri zorluklara şahit olmuş ve halkın ozanı olmuş. 12 yaşında bade içmiş. İlk eserini 16 yaşında yazmış. Bu eser bir seher vaktinde indim bağları eseridir. Oturduğu yerde öylece kaldı. Buğulu gözleri dünyaya daldı. Kalktı, testisini eline aldı. Sen onu başına çal diyemedim. Daimiyim, güzel canlar yakıyor. Durgun nehir gibi durgun akıyor. 10 adım gidiyor, geri bakıyor. Gitme, biraz daha kal diyemedim.
kadide gül yâre. Bakmaz mısın sinemdeki dağlar? Hepimi söylesem yar yar gül yâr demem. Bakmaz mısın sinemdeki dağlara, derdimi söylesem İlyar ederim. Derdimi söylesem İlyar ederim. Müzik.